Merhabalar. Bu videoda artık hesabımızı yavaş yavaş Binance'a nasıl bağlayacağız? O seviyelere geçeceğiz. Şimdi tabii ki de dediğim gibi bir önceki videoda API oluşturmamız gerekiyordu. Bir önceki videoda API'leri oluşturduk. Her şey çok güzel. Peki bizim emir gönderirken veya bir istek gönderirken parametrelerimiz vardı. Bu parametreler neydi? En başta bir adet URL gönderiyoruz. O hep var. Ondan sonra bu sembol, period ve limit parametreleri hep Postman'da baktığımız isteklerdeki parametreler. Yani mesela ben mumların verilerini çekeceksem şuradaki bir ilk önce istekleri, parametreleri kapatıyorum. Benim ana URL'imi alıyorum, yapıştırıyorum şuraya. Nereye? Buraya. Daha sonra buradan göndereceğim parametreleri açıp parametrelerin isimlerini alıyorum. Sembol, interval, limit gibi. Bize şifre istemeyen veya herhangi bir API key erişim bağlantısı istemeyen istekler burada. Ama örnek veriyorum account veya order sekmesi altına girdiğimde, mesela account information'a girdiğimde benden şey istiyor. Bir adet timestamp, bir adet de signature, yani bir imza ve zaman damgası istiyor. Yani aslında benim en çok kullanacağım, bakın, verilerin içinde hep timestamp ve signature var. Emir gönderirken bakın burada long short pozisyon açarken timestamp ve signature'ı kullanıyoruz. Bunları birer video şeklinde yapacağım. Hatta 3 video bile olabilir. Kısa kısa yapacağım. Tekrar tekrar izlenip anlaşılması kolay olsun diye. Bir videoda timestamp nasıl hesaplanır, öbür videoda signature nedir ve nasıl hesaplanır, üçüncü videoda da ben bunları nasıl göndereceğim istek olarak. Zaten hemen kısaca bahsedeyim. Örnek veriyorum, ben emir açacağım. Emir gönderirken parametrelerim neler? Sembol, site, emir tipi miydi ya, hatırlamıyorum. Neyse, bakarız. Type, quantity, price, timestamp, bu verileri ben göndereceğim. Okey. Peki signature nasıl hesaplanıyor? Signature'da sizin API key'iniz, secret key'iniz ve bu gönderdiğiniz parametreler şifreleniyor ve bir imzaya dönüştürülüyor. Bu imzayla beraber istek atılıyor ve istek atılırken de API key'inizi zaten giriyorsunuz. Header'sa zaten API key'i tanımlıyoruz. Peki ben başka bir örnekten de gösterelim. Örnek veriyorum, account information, daha küçük bir örnek olsun. Hatta şöyle yapalım, sembol verisini gönderebileceğimiz bir istek olsun. Burada bana diyor ki pozisyon information, yani benim hesabımda açık olan pozisyonun bilgilerini bana getir. Bunlar için ne lazım? Sembol, timestamp ve signature değişkenleri lazım. Signature zaten dediğim gibi API secret key'iniz, timestamp ve sembolün birleşiminden ortaya çıkan bir şifreleme. Bu şifreleme ile beraber istek atıyoruz. Headers kısmı da şurası oluyordu bu arada. Headers kısmında da API key'imizi tanımlıyoruz. Emirleri artık daha doğrusu erişim gerektiren istekleri de bu şekilde atacağız. Şimdi bizim için dediğim gibi önemli olan timestamp ve signature. Diğerlerini zaten tanımlayabiliyoruz. Problem değil. Hemen API key diye bir değişken yaparız. Yan sayfada API key eşittir şu, işte secret key eşittir şu deriz. Olur biter. Peki timestamp nasıl hesaplanıyor? Bir bakalım. Buradan data burası mı? Evet. Kendime bir fonksiyon oluşturmak istiyorum. Def timestamp diye. Doğru mu? Parantez açıp kapatıyorum. İçeriye herhangi bir değer göndermiyorum. Timestamp hesaplamam için benim buraya bir de import time diye bir kütüphane tanımlamam gerekiyor. Buraya kadar her şey güzel. Peki timestamp'ı nasıl hesaplıyorum? Hemen kendime direkt şöyle yapalım. Return yazdım. Return yazdıktan sonra zaten ben tek satırda bütün işlemlerimi döndüreceğim için bir sorun yaşamayacağım. Buradaki direkt bir işlemi döndürmek istiyorum. İşlemim de şu. Şu anki zamanı benim ilk önce almam gerekiyor ve integer bir değer olarak almam gerekiyor.
Int diye bir değişken tanımlıyorum. Daha doğrusu integer türünde bir değişken tanımlayacağım için parantez açıp kapatıyorum. Başına da int yazıyorum. Time kütüphanesinden time'ı çağırıyorum. Ve bana bir adet zaman damgası veriyor. Yani bu emrin çağrıldığında, bu fonksiyonun çağrıldığındaki zaman damgası. Ve bunu Binance'a gönderirken ben yaklaşık 13 haneli bir sayı göndermem gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu timestamp hesabında bana 10 haneli bir sayı veriyor. Ve oradaki zaten son 1000 1 milisaniye falan denk geliyor. Yani sağdan 3 basamak 1 milisaniye falan denk geliyor. O yüzden 13 basamağı tamamlamak için de ben bunu 1000 ile çarptırıyorum. Ve bu şekilde timestamp'ımı hesaplamış oluyorum. Timestamp hesaplaması bu kadar. Yine 6 dakika falan oldu video ama öneminden bahsetmek istedim. Diğer videoda da signature'ı işleyeceğim. Signature'dan sonraki videolarda da artık yavaş yavaş gerçek işlemlere geçeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Timestamp hesaplaması bu kadar. Artık çağırırken örnek veriyorum print timestamp yazalım. Sağ tıklayıp run data dediğimde benim timestamp'ım bu artık. Emir gönderirken timestamp parametresinde buraya şöyle yazacağım. Mesela timestamp parametresini istiyor olsun benden. 2 nokta timestamp fonksiyonu çağırıyorum. Artık benim timestamp'ım içerisinde timestamp fonksiyonu var ve parametre gönderirken direkt buradan hesaplayıp gönderecek. Tabii bunu silelim şimdilik. Umarım anlaşılmıştır. Diğer videolarda görüşmek üzere.